Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli ustazlar, barakalar, ahli ilim, azizler, içtimai tarmaklarda barışamızda mahbub ve meşhur bo'lgan birodarlar, hamda aziz mehmonlar. Alloh taolo barchalarimizni ushbu dargohga bosib kelgan qadamlarimizga beradigan ajrni mukofotini ko'paytirib bersin. Bugun inshaalloh shahrimizda ajoyib bir go'sha, ajoyib bir maskan. Bu ham bo'lsa, o'ziga xos ta'riflar aytilgan bo'lsak, mu'min musulmonlarga jannat chiptasini albatta qo'shiloq ichida ramziy ma'noda hadya qiladigan ajoyib agentlik Tavakkalna deb nomlangan sayohat agentligining ochilish marosimiga jam bo'lib turgan ekanmiz. Alloh taolo ushbu dargohni o'zi xalqimiz uchun muborak aylasin, manfaatli qilsin va undan kutilgan natijalarni, samaralarni o'zi kutilgandan da ziyoda mo'l ko'r va barakotli aylasin. Barcha tadbirlarda bo'lgani kabi ushbu bugungi dargohning ochilish marosimini ham inshaalloh Robbil olamining kalomini tilovat bilan boshlaymiz. Zero Allohning kalomi tilovat qilingan manzil makonlarga o'zining rahmati, barakotlari yog'iladi. Tilovatni barchamiz uchun go'zal nashidlari, ajoyib ovozlari bilan yoqimli bo'lgan, ayniqsa bolajonlarimizning qalbidan chuqur joy olib telefon berganimizda darhol o'sha nashidlarni tinglashga o'tib ketadiganimiz nashid sohibi Muhammad Ayub Qorakamiz qilib beradilar. Tilovatdan keyingi duoni esa ustozimiz Abror Muxtor Ali tomonidan qilib beradilar. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا پروردگارا یعنی منزل مکانلارنی اوزین برکاتلی مبارکلی قیلین
mümin müslümanlarımız için manfaatli buluşluğunu nasip kıyın. İbadet menzilleri, Allah subhanahu ve ta'ala yakışık olabildiğin mekanlardan buluşluğunu, köpçilikke köp yıllar hizmet kılışlığını Allah ta'ala uzun nasip kıyın. Bu cahaya menzilge sebepçi buluyetken, biraderlerimizin kılıyetken işlerine baraka, halal rızklardan Allah subhanahu ve ta'ala bunların rızklandırgın, farzan zürriyetlerden, halk, millet, şeriat için hizmet kıladigan, dini için hizmet kıladigan, ko'p yillar ota-onalariga, o'tganlariga rahmat olib beradigan farzand zurriyatlarini o'zing bor davom qilgin. Parvardigora o'zingni diningga quvvat, shariatingga nusrat, musulmonlarga omad bergin. Dunyo oxiratimizni obod qilgin. O'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq musharraf qilgin. Va sallallohu va sallama ala khayri xalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Katta rahmat bor aka, Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo savdingizni, tajvidingizni bundan ham go'zal qilib, uzoq yillar elimiz, yurtimiz mo'min musulmonlar orasida Robbul olamining kalomini nurini ziyosini taratib yurishimizni nasib etsin. Duo uchun ham ustozimizga alohida tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Men hozir ushbu davrda bir qancha azizlarimizni ko'rib turibman. Ustozimiz Abdurrahim Qorayli domla Islomus partiyaning asosiy shaxslaridan, yuzlaridan bo'lgan yaqin qarib birodarlarimiz Amariddinbek Muhammad ona uzoq yillar Azon TV ilmi-ma'rifat onlayn kanalida ishlagan Husniddin Qodir birodarimiz Qur'on TV ilmi-ma'rifat onlayn telekanali badiiy rahbari Jamshid aka Nazarovni yana bu yerda Umar Xalil taxallusidan hozir xalqimizga o'zar ma'rifat ulashayotgan Muzaffar birodarlarimiz yana boshqa azizlarimiz ko'rib turibmiz bu yerda nuroniylarimiz, musavvirlarimiz, qo'shnilar Allah barchalarimizni o'zi tashrifimizni qabul aylasin va bu darvozani ochilishini barchamizga muborak qilsin. Albatta, ushbu tavakkalna deb atalgan sayohat agentligi bir qancha boshqa agentliklardan ustunlik yoki farq qiladigan o'ziga xos jihatlari bor. Bu demak, ba'zi sayohat agentliklarida Tailand, Kamboja, Birma, Bali yana boshqa turli xil joylarga ham chiptalar sotilsa, bu yerda faqatgina Hac ve umre uçan. Fakat mu'min musulmanlarının ibadeti üçün hizmet kılınan. Şu bilen bir yer işte, ulamalarımız hac umre ibadetlerini, yol yorumlarını yakşı bilebilen vayiz, utkür, maharatlı insanlarını hem ruhka rehbatlı yuvarlış göze tutulgen ve çüken daromaddan hayri işlerine kubra kısmını safarda itiş, yunaltırış hem asasi maksat sıfatı alıyor. Min bu mamnuniyet bilen söz nabadını ustazımız İçtimai tarmaklarda El-Müdafi'u Alil Alimme ve Müslümin Mumun Müslümanlarının imamı ve Müslümanlarının himaye kılıp duruyen Allah'ın fazl-ı merhametinden onların müdafası duruyen Uzbekistan Müslümanları İdaresi Kur'an ve Tecihli Örgatış Bölümü Müdiri Orunbasarları Uzbekistan Halkara İslam Akademiyası Fahri Doktor Uzbekistan'daki İslam Sivilizasyası Merkezi'nin ilmi kadını Abrar Muhtar Ali Damlamızga söz verin. Merhamet olsun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيز أطحالار أكلار أكلار bugün ushbu manzilda yangi bir ish joyi musulmonlarga xizmat qilinadigan ibodat uchun sababchi bo'linadigan manzil ochilishiga taklif qilishib bu joyga qadam ranjida qilgan barcha mehmonlarga Alloh subhanahu va taoloni nusrat najot rahmati bo'lsin. Bugun inshaalloh bu manzilda o'tirgan majlisimizdan manfaat olib ketish ma'nosida ba'zi gaplarni, suhbatlarni o'rtoqlashsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis-i şeriflerde şeriat maksatları olarak insan hayatıda tallav imkaniyeti bugün de nimeni tallaş gerekliğini o'rgatdi. İslam talimatını asosiy maksadı ko'zlagan insanlarga o'rgatgan talimatı bizdagi tallav xususiyatiga muqobil berish. Nimeni tallaşımız gerekliğini o'rgatish. İslam şeriatını Allah subhanahu wa ta'ala nazil kılarken Kur'an-ı Kerim'de bir neçe ayetlerde فَمَنْ شَاءَ فَلْ يُؤْمِنْ dedi. Hahlegen iman keltirsin dedi.
وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Hohlagan kofir bo'lsin dedi. Tanlovni berdi. Lekin dedi, kim dunyoda saodatni, oxiratda jannatni xohlaydigan bo'lsa, unda biz aytgan yo'lga yursin dedi. Islom ta'limoti majburiy emas. Lekin tanlov ixtiyorini inson o'zida his qilar ekan, jannatni xohlagan odamga to'g'ri yo'lni tanlashligi majbur. Majbur, tanlamasa bo'lmaydi. Ya'ni ishlamasa oylik yo'q. Musulmonlarga, insonlarga yaxshilik qilishlikni niyat qilib shu safga o'tmasa, unda unga najot yo'q. O'rtada neytral zona yo'q. Yo haqqa xizmat qilasiz yoki haqqa qarshilarga xizmat qilasiz. Bu maqomda Alloh subhanahu va taolo bizlarga imkoniyatni har doim berib turadi. Va ko'p o'rinlarda xatolarimizni kechirib turadi. Va ya'fu an kathir. Ko'p gunohlarni afu qiladi Alloh taolo. Qanaqa gunohlar desa, o'sha tanlov ixtiyori bo'lib qolgan paytida to'g'ri yo'lni emas, noto'g'ri yo'lni tanlab yoki noto'g'ri yo'lga xizmat qilib qo'ygan holat uchun istig'forlarni qabul qiladi. Va aytadiki, ya'ni mendan istig'for so'ranglar kechiraman deydi. Xatolarimizni biladi. Inson nisyondan iborat esdan chiqaruvchi va hatto eng nozik joylarda ham mana 2 rakat namozni o'qigandan keyin namozdan chiqqan zahoti nima deymiz? Astag'firulloh deymiz 3 marta. Nimaga astag'firulloh deymiz? Namoz o'qidik biz. Astag'firulloh nima uchun aytiladi desa, shu namozni komil mukammal o'qiy olmaganim uchun Alloh meni kechirgin deyish uchun aytiladi. Shuning uchun har bir ish qilayotgan odam ishining maqomini balandligi bilan maqtanmasin. Balki haq tarafta turishligi bilan Allohga shukr aytsin. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bunga ishora qilib alohida ta'kidlaydi. Qul bi fadlillahi va bi rahmatihi وَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ Ayting Muhammad aleyhisselam Allah'ın insanlar Eğer hursan bulamam şu oturgan ornum, makamım, tellegen yolum beni hursan kıladı deseyiz Allah'ın fazlı bulsun. Allah'ın rahmeti bulsun. Allah'ın fazlı Kur'an buradalar. Allah'ın rahmeti Resulullah'ın sünnetleri. Siz qilayotgan ishning maqomi, martabasi nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohning fazli va rahmati bilan sug'orilgan bo'lsa, do'ppingiz osmonga qo'ying. Islom tarixida shunday odamlar bor. Shunday odamlar bor. Hayoti, ya'ni mobaynida qilgan ishi ko'zga ko'rinmaydi. Bilmaysiz nima ish qilgan. U juda katta shaharlar qurib tashlagan emas, juda katta uchastkalar sotib tashlagan emas. Nima qilgan? Oddiy iymon keltirgan eng qiyin vaziyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida turib bergan bo'ldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning yonida turib bergan sahobalarni qilgan ishini ko'ring, katta emas. Oddiy ish. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tijoratchi bo'lganlar. Oddiy tijoratchi gazmal sotganlar, material. Dunyoda million milliardlagan materialchi bor, birortasi Abu Bakrga teng kelmaydi. Nimaga? Chunki eng qiyin vaziyatda hamma yuz o'g'irgan paytida hamma Rasulullohni yolg'onchi degan paytida siz rost gapirdingiz. Jonim, molim, qonim, hamma narsam, ota-onam sizga fido bo'lsin deb turib bergan. U turib berish kerak. Ko'p olam shumul ish qilib yorish shart emas. Alloh nasib qilsa natija Allohdan qilasiz. O'sha muhim eng birinchi, ya'ni insondan talab qilinadigan narsa niyat. Bir ishni qilyapsizmi? Alloh uchun qilish kerak. Va Alloh uchun bu ishga bosh qo'shish kerak, o'sha tarafda turish kerak. Agar chin natijaga erishmasangiz ham. Agar natijaga erisha olmayapsiz, lekin safingiz to'g'rida, to'g'ri tomondasiz. Zotan Alloh subhanahu va taolo har bitta qalbga imtihon jo'nataman degan. Har bitta qalb. Hatto sahobalar so'ragan, "Yo Allohning rasuli, sizning ham qalbingizga shubhalar, imtihonlar keladimi?" deganda, "Menga ham keladi" deganlar. Rasulullohga safni tanlash ixtiyori beriladi ba'zan.
Yo u yoqda yo bu yoqda turing. Payg'ambarlarniki juda nozik. Ba'zi rivoyatlar bor. Vahiy kelmay qolgan paytida tog'dan o'zlarini tashlab olganlar kelib qolardi. Payg'ambar alayhissalom. Alloh taolo mendan aloqani uzib qo'ydimi-kin deb. Payg'ambar alayhissalotu vasallam shu gapni gapirganlarida faqat Alloh menga yordam beradi deganlar. Allohning yordami ham muhim. Tanlagan safingiz insonlarga manfaat beradigan saf bo'lgandan keyin siz niyatingizni xolis qilib ishni davom ettiraverasiz. Natija Allohdan. Natija Allohdan. Alloh shunaqa natija beradiki, u bizni hozir tasavvur qilasizmi? Hozirgi bank sistemasida, hozir mana 21 asrda Usmon radhiyallohu anhu ning mablag'lari bor bankda. Bankka qo'yilgan. Usmon radhiyallohu anhu ning dunyoga kelib ketganlariga 1400 yildan o'tdi. 1500 yil bo'ldi. Bankda pullari turibdi. Xayriya, sadaqot, vaqf juda ko'p. Qur'on o'qiladigan kurslarga, yetim yetimlarga hozir ham mablag'lari beriladi. Hozir. Usmon radhiyallohu anhu o'ylamagan bo'lsalar kerak, meni ishim 1.5 ming yilgacha ham davom etadi deb. Nima qilganlar? Alloh buyurgan safda turganlar. Tur degan joyda turganlar. Qur'oni Karim musulmonlarga mana shuni buyuradi. Hadis sharif payg'ambar alayhissalomning oldilariga bir kishi kelib aytdi: "Ya Allohning rasuli, men o dalada, tog'da yashaydigan odamman. Har doim oldingizga kelib bir masala so'rashlikka vaqtim ham yo'q, imkoniyatim ham yo'q. Boshqa odamlardan bir masala so'rashga xohishim yo'q. Menga bir gap o'rgating, bitta gap o'rgating, shuni mahkam ushlayin, jannatga kiray" dedi. Qarang ustaligini, arobiyman deydi, usta ekanda bitta gap bilan jannatga kiray deyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ilohiy ta'limotni egasi, oddiy odam top bera olmaydi. Rasululloh aytdilarki unga İki kelime gap gapirganlar. Kul amantu billah thumma istaqim dediler. Allohga iymon keltirdim deginde o'sha joyda tur dediler. Ya'ni masjidda osonda namoz o'qib ibodat qilib turish, lekin o'sha masjidda Allohga qilgan ibodatni bozorda ham ko'rsata bilishlik kerak. Thumma istaqim shu. İnsanlar bilan aldı berdi qilayotgan da istiqomat, iymonga sadoqatli bo'lish kerak. Namozxon musulmonlar bilan birga o'tirganda o'zini namozxon ko'rsatib, boshqa joyda suiiste'mol qilib boshqa ishni qilmaslik kerak. Istiqomat muhim. Istiqomat o'zbekchaga kirib ketgan ekan. Bir uyda yashashga istiqomat deyiladi. Islom ta'limotida amantu billah uyda istiqomat qilish kerak. İman keltirdim dediğinizmi, aytib qo'ydingizmi, gapga javob bering deydi. Qilayotgan ishlarimizni ham maqomi shu. Men ko'p misol keltirganman, o'rni kelgan uchun yana aytaman buni. Hadis bu. İmam Buxoriyda alohida bu rivoyat kelgan. Nusaybe degan bir kampir bo'lgan, yoshi keksa ayol, 80larga kirgandir balki. Shu ayolni qo'lidan otga minish kelmaydi, qilich chopish kelmaydi. Qanaqadir katta katta ishlarni qilib olish kelmaydi. Lekin ayol uyda ham o'tirgisi yo'q. Uyda o'tursa neutral bo'lib qoladi. Haligi xizmatdan qoladigan odamga o'xshab tuyulyapti o'ziga. Shu o'ziga aytdiki, "Men dedi, hech yo'q shu masjidga chiqib dedi, musulmonlar keladi, shu barglarni supursidir qilib hovlisini tozalab turay" dedi. 80 ga kirgan kampir. Bir kuni payg'ambar alayhissalotu vasallam qabristondan o'tib ketyaptilar, yangi qabr paydo bo'lib qopti. Sahobalarga bu kimning qabri dedilar. Ular hali masjidni supursizlik qilib yuradigan ayol bor edi-yu Nusayba, ha shuni qabri shu. Nimaga meni janozaga aytmadinglar? Kecha vafot etdi shomdan keyin. Sizni ovora qilgimiz kelmadi. O'zimiz oborib ko'mib keldik. Saf turinglar dedilar. Qabrni tepasida odamlarni saf qildirdilar. Qabrni tepasida o'zlari janoza o'qidilar. Ba'zi sahobalar aytadi, shu kampirni o'rnida men o'lsam bo'lmasmidi, Rasululloh janozamni o'qiyapti dedi. Payg'ambardek zotning bunaqangi e'tiborini tortishga nima sabab? Desa, bu ayolni safni tanlashligida gap. Qilgan ishi to'tta barkni olgandir. U katta bir narsa qurmagan u. U Rasulullohdek zotning muhabbatiga sabab bo'lishligi
safını, istikametini tanlayan. Kaysi saftaligini tanlayan. Şu Müslümanlarga hizmet kılay, şu insanlarga hizmet kılay diye. Adamlarda özümge hizmet kıldıray demeye. Yeryüzüde kılınadigen işlerinin en afzali insanlarga yordam veriş. Bundan afzali yok. Ha, cüret kılıp aytaman. Namaz okuştan afzal adamlarga fayda keltiriş. İnsanlarga fayda keltiriş namaz okuştan afzal. Haklasayız 50 dedenini keltiren. Bir adam bemor yatıptı. Namaz vakti bop kaldı. Bemorga karaladı. Namaz okulmaydı. Eğer ölüp kaladigen bulsa, namaz okusayız o adam ölüp kaladigen bulsa cevap veresiz o adamı karayız. Namaz okutursuz, yanınızda bir adam yıkılıp düştü. Ne kadar tıkılıp kaldı, ne kadar buldu, hava yetişmeye turuptu. Namazı buzasız adamı karayız. Fikr bu. Handak gazatıda Peygamber aleyhissalatu vesselam asır bilen Şamlı okuma geldiler, kazakı geldiler. Değil mi ki? Düşman Müslümanlarına hücum kıyken, eğer namaz okulsa, düşmanına karşı müdafaaya imkan bulmaya kalır. Terk kılınca. Handak gazatıda handakını kazış gerek, güç gerek, kuvvet gerek, Müslümanlarının küçülüğünü Allah yakış doğradı. Bakıvat buluş gerek erkek kişi. Sport bilen şugullanış gerek, Müslüman adam köpçülükke yordam verişliği için küçülüğü imkaniyetliği buluş gerek. Uşa günü ettiler ki, bugün roza tutmagenler savabını ap getirdi dediler. Roza tutgenlerden tutmagenler. Demek ki köprü adamlarına faydası değildi. İbadet, köpçöyde eti yapmış şunu. İbadet dese adamlar namaz, roza, zakat, hacı düşünüp kaldı. Tamam bunlar katta ibadetler. Lekin bunlar bizni cemiyetteki tutgen ornumuzunu, safımızını bildiredigen ritüallar, sebepler bunlar. Şu sebepten biz yani namazhan ikenliğimiz için adamlarga yakşilik kılışımız gerek. Adamlarga yakşı kurunuş için namazhan bu meslekimiz gerek. Hac ibadetleri hacda bilinmeydi kabul bu gene. Hac ibadetleri hacını bitirip kigeninizden ki cemiyetke aralaşkeninizde bilinedi. Bu adam hac kigen mi yok mu? Eski adetlerin taşıyan mı yok mu? Anuşende bilinedi. Roze, Ramazan'dan kim bilinedi? Ramazan'da hem de roze tutadı, doğru istedi. Asan, hem de aile tutadı, hem de roze da. Asan da o. Sizi roze darlıyınız, roze tügegenden kim bilinedi? Hani siz rozeni Allah kurup durup dedi tutgen miydiniz? Şimdi bir onun hakkını yiyetken izleyen, Allah kurup durup dedigen, hız, tüyü şekillendi mi? Hani onu da bilinedi. Ulamalar namazını mescitten çıkkandan kim başlanır deyilirdi. Mescitte hem de okuyordu namaz. Taşkarıya çıkkandığınızda hakikatte namaz okuduyuz mu siz? İnne salate tenha anil fahşai vel munker ve la zikrullahi akbar ve allahu ya'lemu ma tasna'un. Elbette namaz fahş ve munkerden kaytarış gerek. Namaz okuyabilirsiniz mi? Sizde munker bu meslek gerek. Fahş bu meslek gerek. Günah işlerden seskeniş gerek. Kıp koysayız tavba kılış gerek. Demek namazı kabul şu adamı değil. Namazı okuyu vuradı, bir adı hemen işini yem kılığı vuradı. Günahtan hem korkmaydı, gıybetten hem, tuhmetten hem, yalgandan hemen hiç nasıl korkmaydı. Bunu namazı da ne mi? İşgal var. Bunu namazı da kabul bu meslek işgalı var. Çünkü Allah yalgan yapırmaydı. İnne bile ayeti yaptı. Elbette namaz fahiştan, münkerden kaytarış gerek. Kaytarma yaptı mı? Namazda muamma yok. Sizde muamma var. Kabulmez bu. Muaz ibn-i Celal radıyallahu anhu bir günü Peygamber aleyhisselamdan soradı. Eyyül a'mal ahabbu ilallah dedi. Ameller içi de Allah subhanahu ve teala'ya en mahbub amel ne dedi? En mahbubu ne? Peygamber aleyhisselatu vesselam ahabbu l-a'mal ilallah anfa'uhum linnas. Yani en yanfa'an nas dediler. Adamlarga yakşilik kılıçligi en yakşı amel dediler. Yakşilik kılıç. Adamlarının ağırını yengil kılıç. Uzağını yakın kılıç. Dardını tingleş. Hamdard buluş. Taziye şunun için bildirirler. Taziye siyasi hareket uzu aslıdır. Adamları, trik kogarlarının kongrunu kurtarış. Uyan bir yakşilik.
ko'nglini ko'tariladi. İslam real hayotga qaraydi. Real hayotga. Ko'p zikr qilgan, ko'p qissa bilgan, ko'p odamlarni lol qoldiradigan gaplarni aytgan odamni emas, odamlarga ko'p foydasi tekkan odamni taqdirlaydi. İbn Rushd rivoyat qiladi. İbn Rushdni Yahya ibn Laysdan rivoyati bor. Yahya ibn Lays İmam Malikni shogirdlaridan. Maliki mazhabini mujtahidin shogirdlaridan, Muvattoni raviylaridan. Yahya ibn Lays. Bu kişi Andalusiyada bo'lgan, o'zi safar qilib Madinaga kelgan. Yo'lda deydi, biz ikki kishi edik deydi, yonimizda bir odam bizga qo'shildi deydi. Bu odam bilan qaysi shaharga kirsak, sal balantroq joy bo'lsa bo'ldi ekan deydi. Tepaga chiqib olib turib gapiradi deydi, shunaqa gapga usta deydi. Shunaqa qissalarni aytadi, odamlar yig'ilib olib, hangu mang bo'lib qolishadi gap so'ziga deydi. Biz ham hayron qoldik bu odamga deydi. Keyin kelib Madinaga kirdik. Madinaga kirsak, Madinada ham chiqib olib bozorda odamlarga qissa aytishni boshladi deydi. Qarasak hech kim eshitmayapti. Haligi odamning gapini hech kim eshitmayapti. U ham mayli deydi, yosh bolalar qo'liga tosh ko'tarib olib, "Ho, johil, o'chir ovozingni" toshbolon qilib tashlashdi deydi. Hayron bo'ldik. Madinada nimaga odamlar buni qissasini eshitmayapti? Deb İmam Malik bilan ko'rishganda birinchi salom alikdan keyin savolimiz shu bo'ldi. Nimaga? Haligi qarasak İmam Malikning oldiga kelmadi haligi odam, qochib ketdi. Keyin İmam Malikka hodisani aytdik. Shunaqa bo'lgan edi. Bu odam Madinaga kelganda shunaqanga e'tibor ko'rmadi. Nimaga desa, uni gapini eshitmagan Madinadagi odamlarga Allohning rahmati bo'lsin. To'g'ri qilishdi. Ana u bolalar undan ham to'g'ri qilishdi. Bizni islomimiz qissahollikdan iborat emas dedi. İmam Malik yakrohli qisos degan alohida sifati bor. Qissalarni yomon ko'rardi. Ya'ni noreal narsalarni yomon ko'rardi. Ya'ni real hayotdan uzilib qolish islomning ta'limoti emasligini ular yaxshi bilardi. Real voqealarga qarash kerak, hozir nima ehtiyoj bor? Mana hozir haj umrani ehtiyoji bor ekan. Bular bir joy ochishyapti, o'sha joy orqali musulmonlarga bir xizmatim, yordamim tegsin. Bu bitta ochilyapti, kifoyami? Yo'q, yana ochiladi, hali ko'p ochiladi buni. Bular Allohning rahmatiga sazovor yigitlar, shu ishni qilyaptilar ekanlar, niyatingizni go'zal qiling, eng to'g'ri ishni qilyapsiz. Go'zal ishni qilyapsiz. Musulmonlarni uzoqini yaqin qilasiz. Hozir shunaqa narsalar chiqibdi. Premium class, o'rta class, omma. Odamlarni tabaqa qilishadi. Ha, to'g'ri. Xizmatlar o'ziga yarasha, ya'ni qimmatlashadi, lekin foydani ko'p qo'yiladi o'sha qimmat klasslarga. Xalqqa xizmat qilish kerakmi? Foydangizni oling. Foyda qilmaslik hech kimni majburiyatida emas. Hazrati Umar radhiyallohu anhu haj mavsumida savdo qiladilar, hajda. Odamlar aytardi, haj ibodat oyi, shu yerda savdo qilasizmi desa, shunda qilamanda, hajda keladi odamlar. Deb Qur'oni Karimdan oyat o'qiganlar. Allohning fazlini esdan chiqarmanglar deb Alloh taolo buyurgan. Hajda. Hajni qiling, ibodatni qiling, lekin bu fazl, tijorat ham ibodat o'zi. Tijorat ham ibodat. Va odamlarga taqdimot qilayotgan paytingizda qilayotgan ishingizni hargiz va hargiz va hargiz insonlarni diniy e'tiqodlarini suiiste'mol qilmang. Siz qilgan ishingiz Alloh uchun bo'lsin, bo'ldi. Rizq Allohdan barakat keltiraveradi. Rizq keltiraveradi. İmam Malik shuni aytdilar. Bizda qisoslar e'tibor qilinmaydi. Madina nimaga qabul qilmagan bilasizmi? Nimaga? Chunki olimi bor edi Madinada. Islomning asl ta'limotini tirik insonlarga o'rgatib turgan edi u. Boshqa mamlakatlarda qissani aytib etsa hamma qarsak chaladi. Bizdagi ham eng katta muammo. Bitta ishdan yarimta odam chiqib olib turib, ajibuji ashulani aytsa million prosmotr qilishadi. Hamma o'shanga qiziqadi. Nimaga? Olimning suhbatini eshitganlar kam birodarlar. Islomning real hayotga, ya'ni singigan, inson tabiatiga xitob qilgan ruhini yo'qotib qo'ydi xalq.
reallikten üzülüp kaldı. Üyünü darvazası yok. Lakin YouTube'da o asmanda. Ya TikTok'ta dünyanın en katta blogeri. Üyünü eşiğini kurmayan hali. Real hayattan üzülüp kalış doğrumaz. O Müslüman braderlerim, real hayatı kaçışınız gerek. Ayağımızı tekedeki muammanı halkılaydık. Hemen ayağın tekedeki muammanı halkısın, cemiyette muamma kalmaydı. Uzun muammağı batı yatırdı, o nereye kadarını saniyeydi falancı dedi. Vay dedi, o ayıbı varken, o bunisi közünün tepesinde kaşı varken dedi. Uzun muammağımız, hemen közünün tepesinde kaşı var. Onu muamma kutak açıyordu. Ne bege? Riyallikten üzülgen. Canlı ifırlar kılamız da, hadisten, istilahtan, ilimden yapırsak 150'de, 200'de, 300'de, 500'de maksimum. Burası motor bu durar. Uşandan kuzatamız da. Cancal başlansa, hani o bahslar bu yatadı yu. Bir yarım yiyin 2000'de, 3000'de bu yatadı. Kim midir ailesini bahs kıladıken bu ise 5000, 6000 bu yatadı. Üyeti. Sen o zihni hayatındaki real neme bilen başvursan? Senem şu Müslümanlar ki hiç ya bir mescidini barıp süpürüşlükke derdin var mı? Nusaybe kemperge okşagen cihatin var mı? Peygamber yakış görgen ne iş kılıyapsan? Bıraunu muhakeme kılıyapsan. Ölgenin tüzük. Bıraunu muhakemesi için kegen mi sen dünyaya? Allah subhanahu ve ta'ala i'melu dedi. İ'melu, amel kılıyınlar dedi. Bu. Kıyamet günü de her kimin hesabını özü kıladı Allah ta'ala. Özü. Ve Allah'a takitlegen her bittemizde ikide yelkemizde farişte kokmuyen biz ne hesap kıladı? Siz avara bulmayın beni taftış kılışke, avara bulmayın. Siz körmegen cihatlarım var, beni yakşılayapsız o, ben yakşı olamaz mı? Beni taşvişim var, ikide farişte yazıp tuttu hamdasını. Beni yamallayapsız o, ya siz bilmeysiniz, siz yamallagen denem yaman adamlar mı? Siz özüyüzü uğruntırmayın, özüyüzü işinden şukurlarına uğrayın, bizi hesabımız kıyamette hani yüzümüz gelemez. Ondan taşkarı, labimizde aldığı bitti fariştana alakıda kıpoygen Allah-u Teala. Neme avaz çıksa yazarı. Mâ yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Lafz çıkadı, bir avaz çıkadı, ingres çıkadı yazarı. İmam Malik keser bu geliler. Ölüm töşekede yatıptılar. İngres ağırlık bulu yaptı, ingre yaptılar. Şimdi aldılar da, uşa ayet kimdir okudu. Mâ yelfidu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağızdan çıkan her bitti kelimeni yazadigan farişte var. İngilizce tohtatıp koydular. Ölüm töşekedeki adama özürlük İngilizce bola uğradı. Vay deseyem, dad deseyem bola digen. Lekin farişte yazadı deyip çiğini çiğe koyup şundan vefat etti. Hemesini yazıp durdu. Bizi işimiz ne miyken? Safını telleş. Hemmege meşgul gel var. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın otka taşıdigen peytede. Çumalı su kurtarıp gidiyip diyor, karga otun kurtarıp gidiyip. Karga otun taşıp gülhanını yakmakçı, çumalı su, ağızdaki su bilen gülhanını uçurmakçı. Karga külgen eken. Çumalı senin ağzındaki su o gülhanını uçurmayı diyor dese, uçuruş muhummaz. Uçurumçular safhede buluşun muhum diyor. Yani şu safhede mi ki diyor. Haç hakkında ayet okudular karakemiz. Hacge ho, xitap kılıngende, upayette maşine yok, sabaliyot yok, tiz yürer poizler yok, at da yürülgen, tüye de yürülgen, en yakşı merkep at bu gen. Şunu da kedeyim. Bu mesela adamlar piyade kegen. Piyade. Bir adam 80'e kırgen eken, yol uzu bir 10 yıl, 20 yıl yürürgen yol eken, uşa payette. Hacge kedeyip gönülmüş. Adamlara ait dedi. Sen kanak mı hacı gibi olasın? İtibara mıyız sen gülüyorsun? İtibara hiç mi konmaz? Şu yolda ölemen ki ölsen. Hacı yolda ölemen ki. Allah'ın yolda ölemen ki diye. Bular buralarlar. İslam'ın ruhu. İslam'ın ruhiyeti. Başlangıç talimatlardan ötkenden ki bu muhum bu. Biz her bitti işimizde. Hah bloggerlik kılamız mı? Hah ticaretçimiz mi? Hah maşine haydayımız mı? Aile tebretimiz mi? Neme iş kılışımızdan kat'i nezer Allah yakşı görgen safta turuşlikni vazife kıvarışımız gerek. Bu oldu. Netice Allah'tan. Birse elhamdülillah, bilmese Allahu Ekber'de devam etmemiz.
Çünkü Allah cemiyetini özgertiriş, neticelerini hasıl kılıçlıkke özünü kefil kıyken. Men kılaman deyken. Sizler safilerini belgileyler, telleyler deyken. Fe'elhemehe fucuraha ve takvaha. İnsanca fucur ve takvanı Allah ilham koydu. Telleyin, takvanı telleyin. İnsaniyetke, Müslümanlarke, halka, milletke faydalı iş kılayın. Naminiz çıkmasayan meyve. Faydanız keysin. Siz kıyanınızı adamlar bilmeyi kalsın. Bilmeyi kalsın. Lekin siz Allah'ın huzurunda yüzünüzünü yarık kıparasın. Bana şu niyet hakkında biraz yapırmak çiğdik. Allah subhanahu wa ta'ala yenge menzilini barakatli kılsın. Bu braderlerimizin kılıyetken işlerini. İbadet dairesinde kabul kılsın. Müslümanlarını İslam ruhuge tezde kayıtçilerini, reallikke tezde kayıtçimizin Allah ta'ala özü nasip kılsın. Ecdatlarımız real İslam'ını yaşayan payitede dünyanın ustazları bugün. Real İslam'ını yaşayan. Onlar dini, dünyavi de acrata oturmayan. Şunaki ilim okuşken ki, real vakiyelikke kora, hadiseke kora ilim okuşken, hemenki kerek adam gelmişken. İnşallah bana şu ruhiyatını kabul kılsak, uzakka barmayınız. 10 yıl, 20 yılda yana ecdat kıyan işini kılalıyınız. Bizni milletinin ruhiyeti buzulgeni yok, vicdanı taza turup da hele. O Avrupa'nın havas kılıyetken, niye cedidler, başka memleketlerine havas kılıyetken, özüden liberal yasavageller, aslida taşavarlıyan narsanı havas kılıyetti. Taşavarlıyan. Bizde hazineler yatıptı. Bunu açış için ruhiyatını, fikrini dünya karış doğrulaşımız gerek. Dünya karış doğru bugünden ki, meslek doğru buladı. Meslek doğru bugünden ki, içim doğru buladı. Formula doğru bulsa içim doğru. Ne doğru bulsa ne doğru. Telefonda bitti rakam ne doğru bulsa başka bir götüreceğiz. Birinci rakamı doğrulaşımız gerek. Niyetini doğru kılsak inşallah doğru buladı. Allah subhanahu wa ta'ala bu geplerimizde uzumuzda amel kılışımızda tavfik versin. İştikallarımızda Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızda faydamızda hüccet kılsın. Yangi manzilni muborak, ko'pchilikka manfaatli bo'lishini Alloh taolo o'zi ta'minlasin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigora, ushbu birodarlarimizni qilayotgan ishlariga ixloslarini, go'zal amallarini ibodat doirasida o'zing mahbub amallardan qilib qabul qilgin. Kılıyetken niyetlerini Allah subhanahu ta'ala uzun barakatli kigin, faizlerini uzun aşırgin, köp halkımızga hizmet kıladigin, hem faydalı, hem ticari manada manfaatli, halaldan rızklarını Allah ta'ala kin kigin, köp hayriye işlerige meşguller, Allah ta'ala kılıyetken hayriyelerini dargahını kabul kigin, yetimlerge kigin köp kıssalarını biz bilemiz. Allah ta'ala bu yetimge kılıngan hizmetlerini zayi kımaydı. Bunda insanlarını yakşilik uçun her daim peşkadan musabakadaş bugün insanlarını kılıyetken işlerine uzun barakat vergin. Uzunini yakşikorgan bendelerini kollege küç kuvvet atakigin. Bütün dünyadaki mazlum musulmanlarına uzun nusrat vergin. Zalimlerine kifaya kılıgin. Zalimlerden hakkımızını soray aladigen kudret küç atakigin. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni dünya ahiratimizda obod qilgin. Va sallallohu va sallama ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xalqimizning aziz o'g'loni, yurtimizning faxr iftixori bo'lgan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad rahmatullohi alayhi peshqadam shogirdlari Hazrat Rahimahullah'ın tabirleri bilen etkenle yurtumuzun itibarlı ulamalardan sanadigen Abra Muhtarayı da onlarımızda Allah'a da teşekkürlerimizi sorgulamak ve bu sıfatla imkan kadar herkesine amal kıladigen huzuru safını anıp bilgiler kalıp dini için, diyaneti için, halkı milleti için fidaklarına hizmet kıladigen Müslümanlardan vurmalıyımızı Allah hanımızda asan eylesin. Yedin avratlı demek tamamen birimiz mahkumat da sıfangı. Rahmat kılasın. Fakat bu vesadelerimizden yurtum asıl oldu. Şu